Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Binance borsasında e, Türkçe dilinde borsaya girdiğimizde vadeli işlemleri ve margin işlemleri göremiyoruz arkadaşlar. Kaldırılmıştı yani. Bunu nasıl görebiliriz? E, Marjin işlemlerde ve vadeli işlemlerde nasıl işlem yapabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi e, listede isimlerini göremiyoruz artık. Bunu yapmak için ee, sağdaki Türkçe seçeneği var arkadaşlar. Türkçe seçeneğini tıklayıp e, oradan İngilizceyi tıklıyoruz. Yani sayfamızın dilini İngilizceye çevirmemiz gerekiyor. Bilgisayardan böyle aynı şekilde telefondan da ana sayfa kısmından, Binance borsasında ana sayfa kısmından sol üst köşedeki kafa işaretini tıklayıp alttan ayarları tıkladıktan sonra dili Türkçeden İngilizceye çevirdiğimizde aynı şekilde vadeli işlemler ve marjin işlemler e, kullanılabiliyor arkadaşlar. Bilgisayardan devam edelim. Evet gördüğünüz gibi margin ve features e, ekrana geldi. Features vadeli işlemler demek. Margin zaten bildiğimiz marjin arkadaşlar. E, vadeli işlemler mesela e, İki çeşit vadeli işlemler var. USDT, USDM Features, Coin May features. Mesela USD Futures yani vadeli USD e, vadeli işlemlerinden işlem yapmak için buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Her şey sadece tek fark var. İngilizce e, Buy Sell diyor. İşte al yerine Buy Sat yerine Sell diyor arkadaşlar. Sadece mesela sağ tıkladıktan sonra Türkçe dilini çevirdikten dedikten sonra bu şekilde Türkçe Türkçeymiş gibi sayfa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde bir geri dönelim. margin'de de margin'de de aynı şekilde buradan trade kısmından trade kısmından yani trade yani ticaret altında margin var. Buradan da margin işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Sadece her şey İngilizce. Buy BTC yani Bitcoin al, Bitcoin sat. Türkçe dilini çevirdiğimizde de Buradan her şey e, Türkçe diline çevriliyor arkadaşlar. Evet. Vadeli işlemler şu kısımda arkadaşlar. Derivativist'in altında iki çeşit features var. USD features, me features arkadaşlar. Yani features vadeli işlemler demek. E, margin ise trade kısmının altında. Aynı şekilde telefondan da e, ayarlar kısmından Türkçe dil seçeneğini İngilizce'ye çevirdiğimizde aynı şekilde de e, vadeli işlemleri ve marjin işlemleri e, yapabilecek duruma geleceğiz. Yani karşımıza e, çıkacak. Eğer e, vadeli işlemlerde örnek olarak e, paramız vardı da e, bu seçenek kaldırıldıktan sonra göremiyorsak hiçbir problem yok arkadaşlar. Sayfayı aynı şekilde İngilizce'ye çevirdiğimizde vadeli işlemlerdeki veya margin işlemlerdeki paralarımız hemen karşımızda görünüyor. Kesinlikle bir kayıp olma, bir kayıp söz konusu değil arkadaşlar. Sadece Binance borsası Türkçe dil desteğinde bu işlemleri kaldırmış. İngilizce çevirerek rahatlıkla işlemlerimizi yapabiliyoruz. Tabii ki sorularınız varsa gene video altındaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Binance borsasına üye değilseniz de Video altında yine üyelik linkim mevcut. Oradan üyeliğinizi açabilirsiniz. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.